Hepinize teşekkür ediyorum değerli arkadaşlarım. Değerli milletvekilleri, bizleri televizyonları başında izleyen saygıdeğer yurttaşlarım, her salı olduğu gibi bu salıda Cumhuriyet Halk Partisi grubundan bütün Türkiye'ye, bütün dünyaya sevgimizi, saygımızı, dostluğumuzu gönderiyoruz. Önce Van'la başlayalım isterseniz. 8000'e yakın taşeron işçisi var karayollarında. Dava açtılar. Yargıtay'dan davayı kazandılar. Bunların kadrolu işçi olması gerekir diye. Tam 3,5 yıl geçti. İşçiler kadroya atanmıyorlar. Buradan Van'daki bütün kardeşlerime sesleniyorum. 8 Haziran'a kadar sabredin. 8 Haziran'da Türkiye değişecek. Dünya değişecek. Haziran'da hepiniz kadrolu işçi olacaksınız. Taşeron belasından Türkiye'yi kurtaracağız. Herkesin işi, herkesin aşı olacak. Kuralımız bu bizim. Herkesin sendikası olacak. Dolayısıyla hepimiz çalışacağız. Oturarak iktidar olmak yok. Çalışarak iktidar olacağız. Gücümüzü toplumun dokularına kadar hissettireceğiz. Çünkü biz Türkiye'nin şansıyız. Orta Doğu'nun şansıyız. Dünyanın şansıyız. Türkiye Cumhuriyet Halk Partisi ile bütün sorunlarını aşacaktır. Buna yürekten inanıyorum. Her yurttaşımın da inanmasını istiyorum. Değerli arkadaşlarım, bu ülkeye çok partili rejimi getirdiğimiz için, demokrasiyi getirdiğimiz için her zaman övünürüz. Ama 12 Eylül darbesi sonrasında siyaset liderlerin iki dudağı arasına kilitlendi. Oraya terk edildi. Siyasi partiler yasası değiştirildi. Liderler oturup milletvekilleri adaylarını belirlemeye başladı. Öyle olunca da yasama organı yürütme organının arka bahçesine dönüştü. Bak ha, seni bir daha milletvekili yapmam, bir daha listelere koymam şantajıyla yasama organı gerçek iradesini parlamentoda gösteremedi. Biz Cumhuriyet Halk Partisi olarak uzun yıllardan sonra ilk kez 55 seçim çevresinde öz seçim yapıyoruz. Arkadaşlar rakamları da çıkarmışlar. 906.724 CHP'li sandığa gidip oy kullanacak ve kendi milletvekili adayını seçecek. 907.000, yani yaklaşık 1 milyon kişi sandığa gidip oyunu kullanacak. Ne demek bu? Milletvekilini milletin kendisi seçer. Kuralımız budur. Ben buradan diğer siyasi partilere de çağrı yapıyorum. Siz neden uymuyorsunuz? Neden gereğini yapmıyorsunuz? Millete güvenmiyor musunuz? Ben güveniyorum. Sonuna kadar güveniyorum. Ben de ön seçime giriyorum. Çünkü kendi ülkemde birinci sınıf demokrasi olsun istiyorum. Efendim, Türkiye'de vasat demokrasi var. Orta gelir tuzağı var. Bunları yıkıp geçeceğiz. Bu ülkenin insanı birinci sınıf demokrasiye layıktır. Bu ülkenin insanı insan hakları ihlallerini yaşamamalıdır. Bu ülkenin insanı
yargı bağımsızlığını bilmeli ve tanımalıdır. Böyle biliyoruz. Bu ülkenin insanı güçler ayrılığı ilkesinin ne olduğunu bilmelidir. Bu ülkenin insanı özgür medyayı bilmeli ve savunmalıdır. Demokrasi budur. Biz bunları söylüyoruz. Söylemeye devam edeceğiz. Bizim temel görevimiz demokrasiyi bu ülkeye getiren bir siyasal partinin bütün siyasi partilere örnek olması lazım. Örnek olmayı sürdürüyoruz. Bundan sonra da sürdüreceğiz. Ta ki bu ülkeye birinci sınıf demokrasi gelinceye kadar. Mücadelemiz hak mücadelesidir. Mücadelemiz halk mücadelesidir. Mücadelemiz demokrasi mücadelesidir. Mücadelemiz kadın erkek eşitliği mücadelesidir. Devam edecek. Cumhuriyet Halk Partisi'nde değişim devam edecek, göreceksiniz. Sonuna kadar götüreceğiz. CHP gerçek anlamda demokrasinin öncüsü olacaktır. Türkiye'nin sorunlarına kilitlenen, Türkiye'nin sorunlarını çözen, adam gibi çözen tek parti vardır. Onun adı da CHP'dir. Herkes bilsin böyle. Bunların için anlatıyorum. 12 yıldır iktidardalar. 12 yıl. Hani koalisyon olsa birbirlerini suçlayacaklar. 12 yıldır. Hiçbir engel yok önlerinde. Demokrasi adına ne geldiyse silip süpürdüler. 12 yılda Türkiye'nin geldiği noktaya yurttaşlarımın dikkatini çekmek istiyorum. 12 yılda geldikleri nokta kendi işlerinde kavgadır. 12 yılda geldikleri nokta Türkiye'yi ilk 20'de 19. sıraya geriletmek olmuştur. 14. sıradaydık bir aralar. 17. sıraya düştük. Şimdi 19. sıradayız. İki ülke bizi daha geçti. Hani ekonomimiz çok iyiydi? Hani Türkiye tarihi yazıyordu? Hani Avrupa batıyordu, biz ayaktaydık? Bütün vatandaşlarıma söylüyorum. Yalan söylemek onların hüneri. O konuda bizim beceriksizliğimiz var. Kusura bakmayın. Yalan söylemek bize yakışmaz. Biz doğruları her ortamda söyleyeceğiz. Bakın, en son Merkez Bankası ile kavga ettiler. Hiç yoktan. Faturası ne oldu? 90 milyar lira. Eski parayla 90 katrilyon lira. Kim ödeyecek? Dolar fırladı, kim ödeyecek? Bu ülkenin vatandaşları ödeyecek. Taksi şoförü, kamyon şoförü, manav, tuhafiyeci, sanayici, emekli, işçi, herkes ödeyecek. Kim ödemeyecek? İktidardakiler ödemeyecek. Dolar sahibi olanlar ödemeyecek. Ayakkabı kutularında dolar istifleyenler ödemeyecek. İsviçre bankalarında dolarları olanlar ödemeyecek. Ama bu ülkenin emeklisi, garibanı, garip kurabası faturayı ödeyecek. Ne kadar? 90 milyar lira. Eski parayla 90 katrilyon lira. Bunların bilinmesi lazım. İktidar yapıyor bunları. İktidar yapıyor bunları. Herkesin bilmesi lazım. Bakın, 90 milyar lira ile ne yapılırdı? Arkadaşlara dedim ya, çıkarın şu rakamı bir. Ne yapılırdı bu parayla? İki tane GAP yapılırdı arkadaşlar. İki GAP. İki GAP, bir değil. 40 derslikli 9000 okul yapılırdı. Hiçbir öğretmen atama beklemezdi. Herkes öğrencisiyle baş başa olurdu. 58.500 ortaokul yapılırdı. 4.500 son derece modern kongre merkezi yapılıyor.
200 yataklı 2025 hastane yapılırdı. Şanlıurfalılar duysunlar. 6 metrekarelik odada 9 çocuk yatıyordu. Sağlıkta devrim yaptık diyorlardı değil mi? 6 metrekarelik odada 9 çocuk ve anneleri yatıyor. Eğer 90 milyar lirayla vatandaşın sırtına değil de yatırım yapsalardı, o zaman Türkiye'de işsizlik belası da olmazdı. Ama bunlar kendi kişisel hırslarıyla hareket ediyorlar. İktidarda bir akıl tutulması var. Ne demek akıl tutulması? Kendi kişisel çıkarlarını ülkenin çıkarları üzerinde görmektir akıl tutulması. Seni başbakanlık koltuğuna, seni cumhurbaşkanlığı koltuğuna ülkede karmaşa çıkar diye oturtmadı bu millet. Ülkeyi adam gibi yönet diye oturttu. Sen yönetemiyorsun. Yönetme gücünü kaybettin sen. O kadar ciddi bir akıl tutulması var ki, değerli arkadaşlarım, saygıdeğer yurttaşlarım, düşünün. Elektrikte kayıp ve kaçak var. Bir devlet ne yapar? Kayıpları önler, kaçak varsa da kim çalıyorsa gider yakasına yapışır, cezasını verir. Kural budur. Bütün demokrasilerde kural budur. Peki bunlar ne yapıyorlar? Kayıp ve kaçağı önleyemiyorlar. Faturayı elektrik kaçakçılığı yapmayan vatandaşa kesiyorlar. Sen ödeyeceksin diyorlar. Bana soruyordunuz AKP zihniyeti nedir diye. AKP zihniyeti işte %100 tam budur işte. Yani kayıp ve kaçağı önleyen değil, kaçakçının yanında durandır AKP zihniyeti. Niye önlemiyorsun kardeşim? Vatandaş hakkını arıyor. Mahkemeye başvuruyor. Diyor ki ben elektrik faturamı ödüyorum. Herhangi bir kayıp ve kaçağım yok. Hiçbir aksatmam da yok. Benden neden kaçağın parasını alıyorsunuz? Onun muhatabı niye benim? Ben neden cezalandırılıyorum? Dürüst bir adam cezalandırılır mı? Mahkeme diyor ki hayır haklısın kardeşim. Yargıtay'a gidiyor hükümet itiraz. Yargıtay da diyor vatandaş haklı. Kayıp ve kaçağı sen normal vatandaşa çıkaramazsın. Peki AKP ne yapıyor? Dedim ya AKP zihniyeti. AKP de şunu yapıyor. Madem sen davayı kazandın, ben de meclise kanun getireceğim. Kayıp ve kaçağı senden söke söke kanunla alacağım. Biz de diyoruz ki söke söke o kanunu Anayasa Mahkemesi'ne götüreceğiz. Elektriği çalanı koruyan, onun yanında duran bir siyasal iktidar var. Hala efendim AKP iyi bir partidir, AKP vatandaşın yanındadır duruyor diye düşünen bir vatandaşın varsa, ey sevgili vatandaşın, elini vicdanına koy ve bir düşün. Senin elektrik faturana neden başkasının kaçırdığı elektrik bedeli ilave edilir? Ve bunun parası senden neden alınır? Oturacaksın, düşüneceksin ve göreceksin önünde hafızanda bir tek logo olmalı. Bir tek amblem olmalı. Altı ok. Altı ok olmalı. O zaman göreceksin. Haksızlığın ve hukuksuzluğun üzerine bir siyasal parti nasıl kararlılıkla gidiyor göreceksin. Yargı kararları aksatılmadan süresinde nasıl uygulanıyor göreceksin. Van'daki işçi kardeşlerimiz nasıl anında 9 Haziran'da hepsi sendikalı olur göreceksiniz. Ve biz bunu göstermeye kararlıyız. Onun için diyorum iktidarda bir akıl tutulması var. Devleti yönetemiyorlar. Hukuk içinde yönetemiyorlar.
adalet içinde yönetemiyorlar. Ahlaki yönetmiyorlar. Yönetemiyorlar. Yönetme güçlerini kaybettiler. Artık AKP sorun üreten bir partidir. Sorun çözen değil. O kadar ki bütün bunların faturası milletin önüne işsizlik olarak çıkıyor. 6.200.000 işsizimiz var. 6.200.000. Bakın değerli arkadaşlar, son 2 ayda, Şubat Mart, son 2 ayda işsiz kalan, işinden olan kişi sayısı 1.300.000. 1.300.000 kişinin işine son verildi. 400.000 kişi bir yıldır iş arıyor. Bir yıldır. Acaba iş bulabilir miyim diye. İş bulamıyor. Peki bu ağaların çocukları işsiz mi? O ağaların çocukları KPSS sınavına giriyor mu? Hepsi doğrudan torpille devlet memuru oluyor mu? O zaman 77 milyon yurttaşıma sesleniyorum. Adalet mi diyorsun? Haksızlık mı diyorsun? Çocuğum işsiz mi diyorsun? Benim çocuğum da iş bulmalı mı diyorsun? Yerin ve adresin belli. Düzgün bir parti. Namuslu bir parti. Halk için çalışan bir parti. CHP, Cumhuriyet Halk Partisi diyoruz. İşsizlik milletin canını yakıyor. Milletin canını yakıyor işsizlik. Anneler ve babalar perişan. Genç işsizlik. 5 gencimizden biri işsiz. Ne Arjantin'de, ne Avusturya'da, ne Almanya'da, ne Amerika'da bu kadar işsiz yok. Yazık günah bu insanlara. Çocuklarımıza yazık günah. İşsiz bırakıyorsunuz. Peki AKP işsizliği çözmek için bir şey yapıyor mu? Güzel bir şey yapıyor. Vatandaşlarımız bilsin diye söylüyorum. Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne bir kanun teklifi getirdiler. Biz de direniyoruz. Nedir kanun teklifi? Yabancılara Türkiye'de iş bulacağız. Ya sen kendi çocuğuna, kendi gencine iş bulamıyorsun. Kanun getiriyorsun, yabancılara iş vereceğiz diye. Ne dedim? Bu hükümette bir akıl tutulması var. Akıl. Akıl yok bu iktidarda. Akıl yok. 6.000.000 gencimiz işsiz. 6.000.000. 6.000.000 çocuğumuza iş bulmuyorsun. Yabancıları getireceğim, Türkiye'de iş bulacağım diyorsun. Suriyeliler hariç. 2.000.000 da Suriyeli kardeşimiz var. Akıl tutulması var. Bunlar bu ülkeyi yönetemezler. Anonim şirket gibi yöneteceklerdi. Çünkü Türkiye'yi babalarının çiftliği sanıyorlar. Kimse unutmasın. Mustafa Kemal'in Türkiye'si kimsenin çiftliği olamaz. Sadece işsizlik mi? Vatandaş borç batağında. Perişan ettiler vatandaşı. Bakın, benim rakamlarım değil, devletin rakamları. 2002-2014 dış borç, vatandaş başına düşen dış borç. 1963 dolar. Şimdi 5.224 dolar. 1963 dolar 5.224 dolara çıkmış durumda. Bunlar memleketi yönettiklerini sanıyorlar. Vatandaşı borç batağına batır, sonra ben vatandaşa diyor dönüp diyeceğim ki bunlar memleketi güzel yönetiyorlar. 6,5 milyar liraydı. 6,5 milyar liraydı vatandaşın bankalara borcu 2002'den. 6,5 milyardı. Şimdi ne kadar? 52 kat arttı. 345 milyar liraya çıktı. Yani 345 katrilyon liraya çıktı vatandaşın bankalara olan borcu. Ne diyordu Merkez Bankası'na?
Neden faizi indirmiyorsun? %7. Niye indirmiyorsun diye bağırıyordun. Vatandaşın bankalara faizi nedir? Faiz oranı nedir? %23-24. Niye orada demiyorsun indir? 77 milyon yurttaşıma, özellikle de borçlu kardeşlerime sesleniyorum. Bankalara borcu olan vatandaşıma sesleniyorum. Seni bu borç batağından kurtarmak Kılıçdaroğlu'nun namus borcudur. Sekiz Haziran'da bir ülke nasıl yönetilir bunu göstereceğiz. Kararlıyız. Bir ülke namusla nasıl yönetilir? Dürüstlükle nasıl yönetilir? İnsana saygıyla nasıl yönetilir? Yandaş kavramı olmadan her yurttaşa eşit mesafede durarak bir ülke nasıl yönetilir? İnşallah bunu göstereceğiz. En büyük güvencem bu ülkenin insanları. Borç batağında mısın? O noktaya seni 13 yılda getirdiler. Ben seni o noktadan 3 yılda uzaklaştıracağım. Borç batağından seni kurtaracağım. Hiç endişen olmasın. Peki sadece borç batağı mı? Emeklilere geleceğim. Birazdan geleceğim emeklere. Faiz lobisi diye bahsediyorlardı. Efendim neymiş? Memlekete faiz lobisi varmış da darbe yapacakmış. Peki bunların döneminde ne kadar faiz ödendi? 1980 ile 2002 arası. 1980-2002 arası. Ödenen faiz 135 milyar lira. Eski parayla 135 katrilyon lira. 80'de 2002 arası. 2003-2014 arası. 135 milyar değil. Tam 545 milyar lira faiz ödendi. 545 milyar lira. Eski parayla bu millet, bu insanlar, bizim insanlarımız, çöpte kağıt toplayan insanımız da dahil olmak üzere 545 katrilyon lira faiz ödedi. Faiz lobisi arıyorlar. Faiz lobisinin merkezini arıyorlar. Söyleyeyim. Faiz lobisinin merkezi Çukur Ambar ve AKP Genel Merkezi. Nereden arayacaksınız? Faiz lobisinin başkanı. Başkanı da belli. Kaçaksaray'da oturuyor. Nereden arıyorsunuz siz bunları? Bu neyi getiriyor arkadaşlar? Gelir dağılımındaki bozulmayı getiriyor. Birisi 100 kazanıyor, birisi 1 lira kazanıyor. AKP zihniyeti budur. Yine devletten örnek vereceğim. Çok önemli bir örnek bu değerli arkadaşlarım. 77 milyon yurttaşım çok iyi dinlesin. Çok önemli bir örnek. 2000'lerin başında nüfusun %1'i Türkiye'de, nüfusun %1'i toplam Türkiye'deki servetin %38'ini elde ediyor. %1'i %38'ine sahip. Geliyorum 2014'e. Nüfusun %1'i toplam servetin %54'üne sahip. Şimdi bana söyler misiniz? Bunlarda vicdan var mı? Bunlarda ahlak var mı? Ben boşuna demiyorum. Burada bir akıl tutulması var. Burada din yok, iman yok, kitap yok. Burada hiçbir şey yok. Adalet mi arıyorsun? Geleceksin CHP'ye kardeşim. Huzur mu arıyorsun? Geleceksin CHP'ye kardeşim. Ben hayatımın 27,5 yılını devlette geçirdim. 27,5 yılını. Siyasete atıldığım gün mal varlığımı kendi internet siteme koydum. Bütün mal varlığı benim alın terimin karşılığıydı. Hesabını veremeyeceğim hiçbir kuruşum yoktu. Devleti de böyle yöneteceğiz. Hesabını veremeyeceğimiz hiçbir şey olmayacak. Sadece böyle mi? Dış politikada da batırdılar Türkiye'yi.
tecrit edildi Türkiye. Avrupa'dan tecrit edilmiş. Orta Doğu'dan tecrit edilmiş. Kafkaslardan tecrit edilmiş. Uzak Doğu'dan tecrit edilmiş. Amerika'dan tecrit edilmiş. Türkiye tarihinin hiçbir döneminde, altını çizerek söylüyorum, Türkiye tarihinin hiçbir döneminde dört başkentte Türkiye'nin büyükelçisi olmamıştır. İlk kez bu dönemde oluyor. İlk kez bu dönemde dört başkentte Türkiye'nin büyükelçisi yoktur. İsrail'de yoktur, Libya'da yoktur, Mısır'da yoktur, Suriye'de yoktur. Diğer devletlerim var. Şam hariç diğer devletlerim var. Ama Türkiye'nin yoktur. Soru şu. Türkiye'yi bu hale kim soktu? Türkiye'yi bu hale kim soktu? Gidip diyecekler. Efendim hep şu CHP yüzünden oldu. Dedim ya. Bir yerde yağmur yağsa CHP yüzünden. Fırtına olsa CHP yüzünden. Ermenek'te bir şey olur CHP yüzünden. Artık akıl tutulmasına son vereceğiz. Türkiye'yi bu hale sokan AKP'dir. Ve onun zihniyetidir. Vatandaşa güven vermeyen zihniyetidir. Bunu herkesin bilmesi lazım. Herkesin öğrenmesi lazım. Bu bizim görevimizdir anlatmak. Doğruları anlatacağız. Abartmadan anlatacağız. Halkın anlayacağı dille tane tane anlatacağız. Biraz sonra hükümete Bilal'i anlatır gibi anlatacağız zaten. Onlar da öğrenecekler. İhracatımız Türkiye tecrit edilirse ne olur? İhracat düşer. Rakamları vereyim. Ocak ayında. Geçen yılın Ocak ayına göre %9.8 düştü. Şubat ayı %13 düştü. Avrupa Birliği'ne ihracat %12 düştü. Afrika'ya yaptığımız ihracat %28 düştü. Orta Doğu'ya ihracatımız %7.3 oranında düştü. Peki değerli arkadaşlarım, niye düşüyor? Dolar da yükseliyor. Mallarımız ucuzladı. Neden düşüyor? Çünkü Türkiye tecrit edilmiş durumda. İktidar dünyaya güven vermiyor. Orta Doğu'ya güven vermiyor. Avrupa Birliği'ne güven vermiyor. Hiç kimseye güven vermiyor. Kendi iç dünyasına kapandı. Kendi kavgalarını şimdi götürüyorlar. Bu kürsüden uyarmıştım, yine uyarıyorum. Mısır, Roro seferlerini 23 Nisan'da iptal edeceğini söyledi. O olursa Türkiye daha büyük bir felaketle karşı karşıya kalacak. Yemen'e, Katar'a, Suudi Arabistan'a mal gönderemeyeceğiz. Kimin yüzünden? Sevgili vatandaşlarım, oturun düşünün. Kimin yüzünden Türkiye bu hale geldi? Ve kararınızı verin. Sandığa gideceksiniz. Türkiye'yi düşünün. Çocuklarınızı düşünün. Geleceği düşünün. Umudunuzu düşünün. İşsizleri düşünün. Yoksulları düşünün. Hep düşünün. Ama bir karar verin. Doğru karar verin. Ülkeyi namusuyla yönetecek bir siyasal partiyi yani CHP'yi iktidara getirin. Sizin görevinizdir bu. Libya karar aldı. Türklerin tamamını dışarı çıkaracağım dedi. 4,5 milyar dolar alacağımız var Libya'dan. 7 milyar dolarlık iş makinalarımız var Libya'dan. Seni dışarı çıkarıyorum dedi. Kimin yüzünden? Bunların yüzünden. Ülkeyi yönetenler yüzünden. Çünkü bunlar akılla ülkeyi yönetmiyorlar. Kinle, öfkeyle ülkeyi yönetiyorlar. Ön yargıyla ülkeyi yönetiyorlar. Bir ülke akılla ve hukukun üstünlüğüne inanılarak o ülke yönetilir. Ülkeyi siz kinle, nefretle, bölerek asla yönetemezsiniz. Yönetirseniz Türkiye'yi bu noktaya taşımış olursunuz. Emekliler, söyledim emeklilere. 10 milyon emekli. 10 milyon emekli. Hani az önce örneğini verdim ya. Türkiye'nin %1'i 2000'lerde
toplam servetin, toplam Türkiye servetinin %38'ine sahiptir. 2014 o %1 Türkiye'deki toplam servetin %54'üne sahip. Bu parayı nereden aldılar? Nasıl bu serveti edindiler? Emekliye vermeyerek, işçiye vermeyerek, memura vermeyerek, esnafa vermeyerek, yandaşa vererek böyle bir servet dağılımını ortaya çıkardılar. Emeklileri her ortamda dile getiriyorum. Neden biliyor musunuz? Vefa borcumuz var emeklilere. Vefa borcumuz var. Eğer emekliler ülke biraz kalkınmışsa, ülkede biraz huzur varsa o emeklilerin sayesindedir. Onlar çalıştılar. Alın teri döktüler. Primlerini ödediler. Vergilerini ödediler. Zamanı geldi, emekli oldular. Yani bu ülkenin kalkınmasına en büyük katkıyı onlar yaptılar. Şimdi işçiler de çalışarak bu katkılarını yapıyorlar. O zaman emeklilere vefa borcumuz var. Emeklilere bunlar kazık attılar. Dediler ki emekliye refahtan pay verilemez. Ne demek? Türkiye kalkınıyor ama emekli asla kalkınmayacak. Türkiye büyüyor ama emekli asla büyümeyecek. Ne kadar vereceğiz emekliye? Enflasyon oranını da vereceğiz. Ama hangi enflasyon? Hangi enflasyon? Mutfak enflasyonu mu? Pimpon topu enflasyonu mu? Hangi enflasyon? Bakınız. Emekliye %7 civarında bir zam yapıldı. %3.45 ve 3.63 olmak üzere toplam %7 civarında bir zam yapıldı emekliye. Çünkü demişlerdi ki enflasyon %7 civarında olacak diye. 8.2 oldu enflasyon. Ama hangi enflasyon? Örnek vereceğim. Size %7 civarında bir zam yaptılar. Ekmek ne kadar arttı son bir yılda? %12. Ekmek %12 arttı. Makarna %15.4 arttı. Çay %22.7 arttı. Pırasa %22.9 arttı. Dana eti, yiyor musunuz yemiyor musunuz bilmiyorum ama %24 arttı. Maydanoz %24.5 arttı. Salça %26 arttı. Salatalık %28 arttı. Mercimek %32 arttı. Domates %42 arttı. Patlıcan %50.2 arttı. Yeşil soğan %53 arttı. Ispanak %63 arttı. Kuru soğan var ya Mahsun'un, yiğit muhtaç olmuş kuru soğana. Kuru soğan %77 arttı. Kabak kabağın başına patlamış. %92.5 artmış. Size ne verdiler? %7. O zaman 10 milyon emekliye sesleniyorum. 10 milyon. Senin hakkını koruyan parti senin partindir. Cumhuriyet Halk Partisi'dir. CHP'dir senin hakkını koruyan. Emekli sadece bununla mı? Hayır. Bununla değil. Esnaf diyelim, bakkal. Bakkal Mehmet Efendi. Dükkanını açtı. Primini ödedi. Aradan yıllar geçti. Zamanı geldi, emekli oldu. Alıyor emekli aylığını. Bu parayla geçinemez. Ne yapayım? İşime devam edeyim diyor. Sen misin işine devam eden? Emekli aylığından %15 sosyal güvenlik destek primi kesiliyor. Ne demek bu biliyor musunuz? Çalışanın cezalandırıldığı dünyadaki tek örnek. Niye çalışıyorsun? Niye çalışıyorsun diyor. Bunu kaldırmak da benim boynumun borcudur. Hepsi bunu çok iyi bilsin. Bir şey daha var. O daha da garip. Diyelim ki esnaf veya manav veya terzi veya ayakkabı tamircisi veya ayakkabıcı, perdeci 2 ay prim borcunu ödeyemedi. Olur ya, sıkıştı. Senedi vardı. 2 ay prim borcunu ödeyemedi. Hastalandı. Hastaneye gidecek.
Diyor ki sana sağlık hizmeti vermeyeceğiz. Neden? Borcum var. Hadi diyelim ki adamın borcu var. Sağlık hizmetini vermedin ona. Karısı hastalandı. Ona da sağlık hizmeti vermeyeceğim diyor. Peki bakmakta yükümlü olduğu yaşlı babası annesi var. Ona da sağlık hizmeti vermeyeceğim diyor. Kim diyor? AKP diyor bunu. AKP. Size sağlık hizmeti borçlusunuz, vermeyeceğim diyor. Ben ne diyorum? Borcunuz olsun olmasın, size sağlık hizmeti vermek benim boynumun borcudur diyorum. Ve yine size söz verdim. Her yıl Ramazan ayında ve Kurban Bayramı'nda birer maaş ikramiye vereceğim. Hiç kimse endişe etmesin. Hemen dediler. Vay efendim ödeyemez. Bunu yapamaz. Bir taahhütleme hazırladım. Noterden. Noterden taahhütleme hazırladım. Okuyorum. Okuyorum. Dört maddelik bir taahhütname. Tüm emeklilere dini bayramlarda birer maaş ikramiye verilmesi için gereken yasal düzenlemelerin bir ay içinde yapılmasını sağlayacağımı. 2. 2015 yılı için tüm emekli vatandaşlarımızın en geç Ramazan bayramının birinci günü olan 17 Temmuz 2015 tarihine ve Kurban Bayramı'nın birinci günü olan 24 Eylül 2015 tarihine kadar birer maaş tutarında ikramiyenin emeklilerimizin bank hesaplarına yatırılmasını temin edeceğime. 3. Emeklilere yıllık 2 maaş tutarında ikramiye verilmesini başbakanlık görevinde bulunduğum her yıl muntazaman sürdüreceğimi. 4. Mevcut iktidar çevrelerinin emeklilerimize verdiğim ikramiye müjdesine karşı yapacakları karanlık kampanyalara karşı şimdiden ilan ediyorum ki şayet bu sözümü tutmazsam başbakanlıktan ve genel başkanlıktan derhal istifa ederek siyaseti bırakacağım. Değerli emekli kardeşlerim, 2 ayda 90 katrilyon lirayı 2 ayda bu milletin sırtına yıkıyorsunuz. Benim emeklilere taahhüdüm olan 2 maaş ikramiye 90 katrilyon yanında küçücük bir şey. Biz vereceğiz. Neden vereceğiz? Size inandığımız için, size güvendiğimiz için, vefa borcu için yapacağız biz bunu. Emeklilere sahip çıkacağız biz. Mustafa Kemal Atatürk'ün çok güzel bir sözü var. Ne diyor? Cumhuriyet bilhassa kimsesizlerin kimsesidir diyor. Sizin savunucusunuz benim. Efendim, gelelim başka bir konuya. Dünden itibaren biliyorsunuz ortalıkta biraz bir karmaşa var. İtiraflar dönemi başladı hükümete. Biliyorsunuz suç organizasyonlarında itiraflar çok önemlidir. 17-25 Aralık'ta neyi gördük? Bir hükümetin bir devleti nasıl soyduğuna tanık olduk. Hep beraber tanık olduk. Bütün dünya tanık oldu. Şimdi ilk itiraf biliyorsunuz Erdoğan Bayraktar'dan gelmişti. Ne demişti? Bana istifa et diyorlar. O talimat verdi, ben yerine getirdim. Eğer istifa etmesi gereken birisi varsa ben değilim, Erdoğan'dır demişti. Sonra ne oldu? Omurga eksikliğinden ötürü buradan çark etti. İkinci itiraf.
Recep Tayyip Erdoğan'dan geldi. Askerlere yaptığı bir konuşmada diyor ki, bizi kandırdılar diyor. Bizi kandırdılar. Askerlerin çoğunun hapiste olmaması gerekirdi. 77 milyon yurttaşıma sesleniyorum. 77 milyon yurttaşıma. Biz o davaların doğru olmadığını söyledik. Ben genel başkan olarak iki kez Silivri'ye gittim. Biz oraya gittik diye orada haksızlık, hukuksuzluk yapılıyor dediğimiz zaman ey CHP diyordu. Ey CHP, sen darbecisin. Şimdi aklın başına geldi mi senin? Kim darbeciymiş? Eğer bir darbeci arıyorsan o darbeci AKP hükümetidir. İlk darbeyi de emeklere yapmıştır. İlk darbeyi oraya yapmıştır. Refahtan emekler pay alamaz demiştir. Kanun çıkarmıştır. Sonra askerlere darbe yaptılar. Aldılar içeriye attılar. Ben sormak istiyorum. Ben o davaların savcısıyım diyen kimdi Allah aşkına? Bu değil miydi? Ben bu davaların savcısıyım demiyor muydum? Ne diyorum? Bir akıl tutulması var. Ne demektir bu? Beni kandırdılar. Sen çocuk musun? Aklın yok mu senin? Devlet yönetme erkin yok mu senin? İstihbarat örgütlerin yok mu senin? Polisin yok mu senin? MİT'in yok mu senin? CHP olarak defalarca burada bir kumpas var dedik. Neden bizi dinlemedin? Çünkü sende akıl yok. Aklını kullanamıyorsun. İşin Türkçesi budur. Bakın biz askerlere kumpas yapıldı, aydınlara kumpas yapıldı, gazeteciler içeriye atıldı, hapiste tutuldular. Bir ara hapisteki gazeteci sayısı 105'i aşmıştı, 105'i. Dünyada bir numaraydık. Şimdi diyor ki, özür dilerim, bir yanlışlık oldu, bizi kumpasa getirdiler, beni kandırdılar. Sen çocuk musun Allah aşkına? Devleti yönetiyorsun ya. Devleti yönetiyorsun. Efendim, biz Temmuz 2014 Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı'na bir kanun teklifi verdik. Kumpas mağdurlarının hukuksal haklarının iadesi hakkında kanun teklifi, iade itibar. Temmuz 2014'te vermişiz bakın, yeni değil. Madem ki sen Cumhurbaşkanı olarak beni kandırdılar diyorsan, haksızlığa uğradılar onlar diyorsun, o zaman gel haklarını iade edelim. Gelsin. Samimi ise gelsin. Bunu önümüzdeki günlerde genel kurula indireceğiz. Genel kurula indireceğiz ve bakalım kim doğru, kim doğru değil. Kim samimi, kim samimi değil. Ve bir başka itiraf. O itiraf da ilginç tabii. Sayın Bülent Arınç dün çıktı. Yani bizim dahi kullanmakta zorlandığımız, kullanamadığımız ağır ifadeler kullandı. Bir hükümet düşünün bakın, bir hükümet. Hükümetin sözcüsü televizyonlarda, canlı yayınlarda kendi partisinden bir büyükşehir belediye başkanını en ağır ifadelerle suçluyor. Hafızalar yenilensin diye okuyayım. Bu terbiyesizce bir açıklamadır. Demiş ya, istifa et. Terbiyesizce bir açıklamadır. Yani o adam terbiyesizin biridir diyor. Haysiyetli bir insan değildir diyor. Yeni keşfettiysen günaydın tabii. Biz kimin nerede havlayacağını çok iyi biliriz diyor. Evet. Biz kimin nerede havlayacağını çok iyi biliriz diyor. Havlamaktan söz ediyor. Ankara'yı parsel parsel satmıştır. İmar planlarında değişiklikler yapmıştır diyor. Yani açıkça yolsuzluk yapmıştır diyor. Birilerine parselledi ve satmıştır diyor. Ama işin bir garip tarafı var.
bir garip tarafı var. Diyor ki Gökçek ile ilgili 100 konuyu rakam da veriyor. 100 konuyu 8 Haziran'dan itibaren ömrüm vefa ederse konuşmak isterim. Sorum şu. Ahlaklıysan, kul hakkı yemekten korkuyorsan, dürüst ve namuslu bir insansan neden 8 Haziran'ı bekliyorsun? Bir hükümet, bir hükümet düşünün. Hükümetin sözcüsünü düşünün. Televizyonların başına geçiyor. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı ile ilgili en ağır suçlamalarda bulunuyor. Biz bunu defalarca dile getirdiğimizde koruyorlardı. İkinci soru. Sen bunların tamamını biliyordun da neden bugüne kadar konuşmadın? Hangi gerekçeyle konuşmadın? Yolsuzluk yapana, bu kadar ağır eleştiriler getirdiğin bir adama hangi gerekçeyle sahip çıkıyorsun? Sana dokundu diye mi? Sana istifa et dedi diye mi? Ne dedim? Bunlar ülkeyi yönetemezler. Suç ortaklığı ağır ağır çıkıyor ortaya. Birbirlerini suçlamaya başladılar. Önümüzdeki süreçte bunu göreceğiz. Tabii daha önemli bir şey var. Bütün bu olaylar oluyor. Bir kişi hiç konuşmuyor. Kayıp. Kim? Ahmet Davutoğlu. Yani Ahmet kayıp oldu. Ne oldu belli değil. Ahmet kayıp olduğuna sormak isterim. Erdoğan Merkez Bankası Başkanı'nı suçladı. Onu vatan haini ilan etti. Niye konuşmuyorsun? Niye konuşmuyorsun? Ben bu kürsüde 77 milyon yurttaşın fişlendiğini iddianameyi göstererek açıkladım. Tık yok, konuşmuyor. Tam kayıp oldu. Hiç yok ortada. İzleme heyeti dolayısıyla yine Arınç'la aralarında bir tartışma geçti. Onda da biraz omurga eksikliği var. Çünkü o da sonradan efendim bizim Cumhurbaşkanı'na saygımız var, şudur budur deyip hafif kıvırmaya başladı. Ama atı alan Üsküdar'ı geçtim. Ağızdan bir söz çıktığı andan itibaren siz o sözünüzün esirisiniz artık. Ondan vazgeçemezsiniz artık. Vazgeçerseniz itibar kaybedersiniz. Zaten itibarı olmayan bir süreci yaşıyoruz. Yine hükümet olarak, hükümetin sözcüsü, Türkiye Cumhuriyeti tarihinde bir ilktir arkadaşlar bu. Bir hükümetin sözcüsü Bakanlar Kurulu toplantısından sonra medyanın önüne çıkıp açıkça suçluyor. Bizim Davutoğlu'ndan yine haber yok. Tam kayıp oldu. Niye konuşmuyor? Tık yok. Bugün grubu vardı. Oradan da arazi olmuş. Biliyorsunuz dört bakanla ilgili de oylama vardı. Oradan da arazi oldu. Yurt dışına gitti. Neden arazi oluyorsun? Çünkü sen ülkeyi yönetemiyorsun. Çünkü sen vesayet altındasın. Vesayet altında birisi koskoca Türkiye Cumhuriyeti'ni yönetemez. Sözüm söz. 77 milyona söz. Benim hesabını vereceğim tek bir organ vardır. O da Yüce Türk Milleti'dir. Sizsiniz. Size hesabını vereceğim ben bunu. Hepinize en içten selamlar, saygılar değerli arkadaşlarım. Toplantı sona ermiştir. Birleşimi kapatıyorum. Hepinize teşekkür ediyorum değerli arkadaşlarım. Değerli milletvekilleri, bizleri televizyonları başında izleyen saygıdeğer yurttaşlarım, her salı olduğu gibi bu salıda Cumhuriyet Halk Partisi grubundan bütün Türkiye'ye, bütün dünyaya sevgimizi, saygımızı, dostluğumuzu gönderiyoruz. Önce Van'la başlayalım isterseniz. 8 bine yakın taşeron işçisi var karayollarında.
dava açtılar. Yargıtay'dan davayı kazandılar. Bunların kadrolu işçi olması gerekir diye. Tam 3,5 yıl geçti, işçiler kadroya atanmıyorlar. Buradan Van'daki bütün kardeşlerime sesleniyorum. 8 Haziran'a kadar sabredin. 8 Haziran'da Türkiye değişecek, dünya değişecek. Haziran'da hepiniz kadrolu işçi olacaksınız. Taşeron belasından Türkiye'yi kurtaracağız. Herkesin işi, herkesin aşı olacak. Kuralımız bu bizim. Herkesin sendikası olacak. Dolayısıyla hepimiz çalışacağız. Oturarak iktidar olmak yok. Çalışarak iktidar olacağız. Gücümüzü toplumun dokularına kadar hissettireceğiz. Çünkü biz Türkiye'nin şansıyız. Orta Doğu'nun şansıyız. Dünyanın şansıyız. Türkiye Cumhuriyet Halk Partisi ile bütün sorunlarını aşacaktır. Buna yürekten inanıyorum. Her yurttaşımın da inanmasını istiyorum. Uzun yıllardan sonra ilk kez 55 seçim çevresinde öz seçim yapıyoruz. Arkadaşlar rakamları da çıkarmışlar. 906.724 CHP'li sandığa gidip oy kullanacak ve kendi milletvekili adayını seçecek. 907.000, yani yaklaşık 1 milyon kişi sandığa gidip oyunu kullanacak. Ne demek bu? Milletvekilini milletin kendisi seçer. Kuralımız budur. Ben buradan diğer siyasi partilere de çağrı yapıyorum. Siz neden uymuyorsunuz? Neden gereğini yapmıyorsunuz? Millete güvenmiyor musunuz? Ben güveniyorum. Sonuna kadar güveniyorum. Ben de ön seçime giriyorum. Çünkü kendi ülkemde birinci sınıf demokrasi olsun istiyorum. Efendim Türkiye'de vasat demokrasi var. Orta gelir tuzağı var. Bunları yıkıp geçeceğiz. Bu ülkenin insanı birinci sınıf demokrasiye layıktır. Bu ülkenin insanı insan hakları ihlallerini yaşamamalıdır. Bu ülkenin insanı yargı bağımsızlığını bilmeli ve tanımalıdır. Böyle biliyoruz. Bu ülkenin insanı güçler ayrılığı ilkesinin ne olduğunu bilmelidir. Bu ülkenin insanı özgür medyayı bilmeli ve savunmalıdır. Demokrasi budur. Bunları söylüyoruz. Söylemeye devam edeceğiz. Bizim temel görevimiz demokrasiyi bu ülkeye getiren bir siyasal partinin bütün siyasi partilere örnek olması lazım. Örnek olmayı sürdürüyoruz. Bundan sonra da sürdüreceğiz. Ta ki bu ülkeye birinci sınıf demokrasi gelinceye kadar. Mücadelemiz değerli arkadaşlarım, bu ülkeye çok partili rejimi getirdiğimiz için, demokrasiyi getirdiğimiz için her zaman övünürüz. Ama 12 Eylül darbesi sonrasında siyaset liderlerin iki dudağı arasına kilitlendi. Oraya terk edildi. Siyasi partiler yasası değiştirildi. Liderler oturup milletvekilleri adaylarını belirlemeye başladı. Öyle olunca da yasama organı yürütme organının arka bahçesine dönüştü. Bak ha, seni bir daha milletvekili yapmam, bir daha listelere koymam,
şantajıyla yasama organı gerçek iradesini parlamentoda gösteremedi. Biz Cumhuriyet Halk Partisi olarak